Yani burada iki olay var. Bir çok kurak ama ikincisi suç bizde. Ciddi olarak biz körfez temizliğe önem vermiyoruz. Her zaman söylediğim gibi derelerin altını betonladık. Bu bir facia, bu bir bilim faciasıdır bu. Bunların bir önce kırılması lazım. Ayrıca işte kireçleme, bunlar hiç yapılmaması gereken şeyler. İzmir'in koku sorunu tartışmaları erken başladı. Kokunun geçen yıla göre daha erken kendisini gösterdiğini söyleyen 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, geçtiğimiz yıl körfezden 80 bin kamyon pislik çıkarılmasının da çözüm olmadığını söyledi. Bütün bu körfeze gelen suların arıtıldıktan sonra körfeze vermemiz lazım. Örneğin geçtiğimiz sene yaklaşık dediler 80 bin kamyon gibi bir çöp pislik aldık dediler, derelerden attık dediler. Bu bir övünecek şey değil maalesef. O 80 bin kamyon çöp neden oraya geliyor? Onu gelmeden engelleyeceksiniz. Profesör Doktor Yaşar, sanayi odası, ticaret odası, belediye yetkilileri, valilik birlikte masaya oturup fabrika atıklarının arıtılması konusunda karar almalı diye konuştu. Yaşar, körfezi iyi kullanabilmesi halinde 8-10 milyar dolarlık ek gelir elde edebileceğini vurguladı. Bizim körfezimiz dünyada, hiç şey yapmayalım, duygusal davranmıyorum ama dünyanın en iyi körfezlerinden, ekonomik potansiyel olarak en muhteşem olan körfezlerden. Çünkü her şeyimiz var bizim körfezde. Yani jeotermalimiz de var. Balık açısından çok çok önemli balıklarımız var iç körfez. Özellikle Akdeniz'in en verimli körfezi diyeyim artık.